Kıymetli basın mensuplarımızın ki bakanlığı stratejik planı gibi özel olarak geliştirileceği bir üst bakış açısının ortaya konulması amacıyla hazırlanan Mesut Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere mesleki eğitim merkezlerimiz takip etmek değil öncü olmak. Mesleki eğitim konusu geçmişte maalesef ideolojik yaklaşımlara hapsedilmeye çalışılarak dar bir çerçeveye sıkıştırılmıştı. Sayın Bakanımız daha az önce hatırlattı. Bugün çok şükür artık o tartışmaları geride bırakmış durumdayız. Ülkemize çok vakit kaybettirdi ideolojik yaklaşımlar. Bunları bir daha yaşamak istemiyoruz. Artık mesleki ve teknik eğitim konusunu uluslararası standartlara göre yetenek istihdam odaklı ve kapsayıcı bir büyüme ekseninde ele alıyoruz. Son derece kıymetli bir alan olarak değerlendiriyoruz. Hükümetimizin önceliklerinden birisi istihdamda arz talep dengesinin teminidir. Bütün eğitim kademelerinde eğitimin içerik ve yöntemleriyle iş gücü piyasasını örtüştürmek istiyoruz. İhtiyaç ve eğitim örtüşür hale geldiğinde bunun toplumumuza ve bireylere, tek tek bireylere son derece önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Diğer taraftan mesleki eğitim alırken teorik eğitimle yetinilmemesi, aynı zamanda uygulama becerileri kazandırılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde uzun yıllar e, vakit geçirdiğiniz eğitim kurumlarından çıktığınızda, iş gücü piyasalarına gittiğinizde, bir çok zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Eğitim ve uygulamanın eş zamanlı olmasıyla mesleki ve teknik eğitim mezunlarının geleceğe çok daha donanımlı hazırlanacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir süredir mesleki eğitim çerçevesini çalışma hayatımızın tüm paydaşlarıyla gözden geçirmekteyiz. Gerek orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı hazırlıkları esnasında gerek Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı yıllık programı ve Milli Eğitim Bakanlığımızın stratejik planı kapsamında bu öncelikler sıkça dile getirilmiştir. 12. Kalkınma Planı'nda eğitimin tüm kademelerinde yeşil ve dijital dönüşüme uyumlu müfredatın ve programların güncellenme ihtiyacı net bir şekilde ortaya konmuştur. Bu müfredata emeği geçen başta bakanımız ve ekibi olmak üzere tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz. Müfredatın güncellenmesi eğitimin kalitesi, etkinliği, etkililiği bakımından son derece önemli. Uzun zamandır tartışılan konulardı. Bir nihayete ermiş olması ve uygulamaya girecek olması hepimizi sevindirdi ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Nüfusumuz maalesef hızla yaşlanırken çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşlarda tespit edilmesi ve doğru metotlarla çalışma hayatına hazırlanmaları çok kıymetli. Geçmişte de Kalkınma Bakanı iken de hep ifade ederdim. Bizim yaşlanmadan zenginleşmemiz lazım. Demografi çok önemli. Hem yaşlı hem yoksulsanız bu tam bir felaket senaryosu. Yaşlanmadan zenginleşirseniz bu süreçleri daha kolay yönetebilirsiniz. Şu anda genç bir nüfusumuz var ama bunun geçici bir durum olduğunu çok iyi bilmeliyiz. Bu demografik fırsat penceresini hep birlikte kamusuyla özeliyle çok iyi değerlendirmeliyiz. Dolayısıyla bugün... Eğitim konusunda yaptığımız tartışmalar ülkemizin geleceği açısından demografik fırsat penceresini değerlendirip çok daha farklı seviyelere ulaşması bakımından kritik öneme sahiptir. Değerli arkadaşlar, özel sektör temsilcileri her gittiğimiz yerde bizlere eleman ihtiyaçlarını çalışacak personel açıklarını sorun olarak ifade ediyorlar. Sadece sayısal açıdan değil tabii ki nitelik açısından da eksikleri ortaya koyuyorlar. Maalesef hem sayı hem nitelik bakımından iş gücü piyasamızda eksikler var. Bir taraftan işsizlikten yakınıyoruz. İnsanımızın daha fazla istihdam imkanlarına kavuşması gerektiğini söylüyoruz. Bugün verdiğiniz eğitim belki üç sene sonra, beş sene sonra işe yarayacak ve 10 yıl sonrasını görmemiz gerekiyor. Yapay zekadan işte diğer dijital imkanlara varıncaya kadar çalışma hayatını bu yeni teknolojilerin çok köklü dönüştüreceğini biliyoruz. Bazı meslekler belki ortadan kalkacak. Yeni bir takım meslekler oluşacak. Var olan meslekler de dönüşecek. Devam etmekle birlikte farklı nitelikler kazanacak. Dolayısıyla eğitimi planlarken sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alan bir yaklaşım sergiliyoruz. Kalkınmanın sürdürülebilirliği ve çevresel sürdürülebilirlik için daha da önemli hale gelen yeşil dönüşüm de yine mesleki eğitimin hayati konularından bir tanesi. Iklim değişikliği tartışmaları tüm dünyada yaşanıyor. Sürdürülebilir kalkınma çok çok önemli. Kalkınma kavramı ekonomiden daha geniş bir kavram. Ekonomi bunun bir parçası. Ekonomi, ekonomik büyüme olmadan elbette kalkınma tartışılamaz. Ama kalkınma ekonomiden ibaret değil. Çok daha geniş bir kavram. Sosyal adaletle çok yakından ilgili yeşil istihdam konusu, yeşil ekonomi konusu çok çok önemli. Bu doğrultuda orta vadeli programda yüksek öğretimde ve mesleki teknik eğitimde Özel sektör odaklı dönüşüm hedefini ortaya koyduk. Niye özel sektör odaklı diyoruz? Sadece kamuyla değerli arkadaşlar bunu yapamayız. Özel sektör derken esnafından büyük sanayicisine, hizmet sektöründen tarım sektörüne bütün yelpazeyi kastediyoruz. Bu noktada eğitimde, özellikle de mesleki eğitimde kamu özel işbirliği kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak önümüzde. Bunu yapmadığımız sürece beceri kazandırıcı, uygulamalı bir eğitimi gerçekleştirmemiz mümkün değil. Özel sektörden biz sadece bize ihtiyaçlarını bildirmesini beklemiyoruz. Eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak eğitimin her aşamasına katkı yapmasını bekliyoruz. Bu politika belgemiz de böyle bir zihniyetin ürünüdür. İkiz dönüşüm de dediğimiz yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulan mesleklerde becerilerin doğru biçimde belirlenmesine ve mesleki eğitimi ekonomimizin kalkınmamızın ihtiyaçlarına göre yapılandırmaya önem veriyoruz. Bu çerçevede özel sektör çatı kuruluşlarının da bulunduğu yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu çalışmalarımız kapsamında mesleki eğitimi özel bir gündem haline getirdik. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile Organize sanayi bölgeleri arasında iş, böl iş birliği yapılmasını öngörüyoruz.